Dostlarım Karabekir Paşa Mustafa Kemal'in neden Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettirdiğini kısaca şöyle anlatıyor. Türk ocağında verilen çay ziyafetine katılmıştım. Mustafa Kemal, Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirmek arzusunu ortaya attı. Bu fikrini başka yerde de söylemiş olacak ki, Konya Milletvekili Vehbe Efendi bana gelerek şöyle dedi. Gazi Kur'an-ı Kerim'i bazı İslam karşıtı züppelere tercüme ettirmek arzusundadır. Sonra da Arapça Kur'an'ı namazda dahi yasaklayarak bu tercümeyi okutacak. Sonra da o züppeler ilerle işi alaya boğarak aklınca Kur'an'ı da İslamlığı da ortadan kaldıracaktır. Ben de Mustafa Kemal'e dedim ki devlet reisi olarak bu tarz işlerle bizim uğraşmamız doğru olmaz. En iyisi işi eline bırakmak daha uygundur. Ayrıca bu işi herkes yapamaz. Arapçaya ve dini bilgilere hakkıyla vakıf kimselerden oluşan bir heyet kurulmalıdır. Onların kararına göre tefsir ise tefsir, tercüme ise tercüme yapılmalıdır. Mustafa Kemal bana karşı çıkarak şöyle dedi. Din adamlarına ne lüzum var? Dinlerin tarihi mi malumdur. Doğrudan doğruya tercüme edilmelidir. Ben de ona dönerek şöyle dedim. Arapça diline hakkıyla vakıf olmayan kimselere bu işi yaptırmak olmaz. İşi ehline bırakmalıyız. Bir heyet kurmalıyız. Zaten Kur'an-ı Kerim'in yapılmış tefsirleri var. Lazımsa söyleriz yenisini de yaparlar. Devlet otoritesini bu yolda yıpratmaktansa milli kalkınmaya hasretmek daha uygun olur. Mustafa Kemal bu sözlerime karşı oldukça öfkelendi ve asıl maksadını şu sözlerle ortaya döktü. Evet Karabekir, o Arap Arap oğlunun yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kast ederek o Arap oğlunun yavelerini, yalanlarını, uydurmalarını Türkçe'ye tercüme ettirip böylece de okutacağım. Ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler. Karabekir'in hatıratında yazan bilgilere göre Mustafa Kemal'in amacı halkın Kur'an'ı anlaması için değil, halkın gözünde Kur'an-ı Kerim'in düşmesi için tercüme ettirmiş. Mustafa Kemal'e göre Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin uydurmalarından ibaretmiş. Türk milleti de Kur'an'ı kendi dillerinde okuyunca ne olduğunu anlayıp artık Kur'an-ı Kerim'e aldanmaktan vazgeçeceklermiş. Bugün ateistlerin meşhur bir sözü vardır. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okudum ve dinden çıktım diye. Her neyse. Bazı Kemalist tarihçilere göre Şark Fatih Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'i kıskandığı için böyle bir şey uydurmuş. Yani bu sözlerin tamamı yalanmış. Gelin hep birlikte belgelere bir göz atalım. Gerçekten Karabekir Paşa böyle bir sözü uydurmuş mu? Dostlarım Karabekir Paşa'nın hatıratında yazan bilgilere göre Mustafa Kemal Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizin uydurduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim peygamberimizin düşünceleriymiş. Bu hatıratta yazan, ifadelerle örtüşen Mustafa Kemal'in birçok ifadesi vardır. Mesela 1931 yılında Din Tarihi Bölümü Mustafa Kemal tarafından yazılan ve liselerde zorunlu ders olarak okutulan Tarih Ders Kitabı'nın 89. sayfasında aynen şöyle yazıyor. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler pek derin bir suretle zihnini işgal ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı. Bunun adı İslam'dır. Mustafa Kemal ile liselerde zorunlu ders olarak okutulan bu tarih ders kitabına göre İslam, Peygamber Efendimizin bulduğu bir din imiş. Aynı kitabın 90. sayfasında Muhammed'in koyduğu kanunların toplu olduğu kitaba Kur'an-ı Kerim denir yazmaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim sadece Allah'ın emir ve yasaklarını içerir. İçerisinde Peygamberin, şahsi fikri ya da sözleri yoktur. Bu kitabı detaylıca incelediğim videomu açıklama kısmına bırakacağım. Mutlaka izleyin. Dostlarım Mustafa Kemal'in Karabekir Paşa'ya söylemiş olduğu ''Evet Karabekir, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettirip böylece de Türk çocuklarını okutacağım. Ta ki budalalık edip daldanmakta devam etmesinler'' sözüne benzer bir sözü de Amerikan Dışişleri Bakanı Charles Sherrill'a söylemişti. Ancak Mustafa Kemal'in bu röportajı Müslümanlar Mustafa Kemal'den tiksinir düşüncesiyle olsa gerek uzun yıllar sansürlenmiş ancak 2006 yılında Rıfat Bali tarafından belgelerle neşredilebilmişti. 1932-1933 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğini yapan Charles Sherrill, Mustafa Kemal ile gerçekleştirdiği temaslarını kapsayan bir raporu kaleme alır. Bu raporu 1934 yılında kitaplaştırır. Mustafa Kemal'in sağlığında tercüme edilip Türkiye'de yayınlanır. Mustafa Kemal tarafından herhangi bir yalanlama gelmez. Rıfat Bali bu rapor ve sonrasında yayınlanan kitaba dair araştırmasını Toplumsal Tarih Dergisi'nde yayınlamıştır. Araştırmacı Rıfat Bali nin orijinal kopyadan hareketle hazırladığı raporda Mustafa Kemal'in İslam ile ilgili sarf ettiği sözleri bir Müslüman tarafından asla kabul edilmeyecek şekilde insanın tüylerini diken diken etmektedir. İşte Atatürk ile röportaj yapan Charles Herl'ın Amerika Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bu raporu 70 yıl aşkın bir süre zarfında Müslümanlardan saklanmıştı. ilgili raporda yazanlar aynen şöyledir: Atatürk önce Kur'an'dan alınan bir Arapça bölümü Tebbet suresini okudu. Sonra da Türkçe Kur'an okutma nedenini şu sözlerle açıkladı. Bu duada Hz. Muhammed amcası ile amca kızının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua ediyor. Düşünen bir Türk'ün böylesi bir dua okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini hayal edebilir misiniz dedi. Ve devamında Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman Kur'an-ı Kerim'den yani bu dualardan tiksineceğini söyledi. Bu fikrini geliştirdikçe ben de gitgide Kur'an'ın Türkçe okunmasını teşvik etmesinin sebebini Kur'an'ın Türkler arasında gözden düşmesi olduğu neticesine vardım. Daha sonra çok şaşırtıcı bir beyanda bulunarak Türk halkının gerçekte hiçbir şekilde dindar olmadığını, aralarında camiye giden çok az sayıda kişinin alışkanlıktan veya yüksek sesle söylenen duaların cezbine kapılarak camiye gittiğini ileri Sürdü. Ancak ben Mustafa Kemal'den çok farklı olarak Türk halkının çok daha dindar insanlar olduğunu düşünüyorum. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal halkın Kur'an-ı Kerim'i anlaması için değil, Kur'an'ın halkın gözünden düşmesi için tercüme ettirmiş. Türk milleti Kur'an'ı kendi dillerinde okuyunca ne olduğunu anlayıp ondan tiksinecekmiş. Amerikan Büyükelçisi bile bu kanaata varmış. Tıpkı Mustafa Kemal'in Karabekir Paşa'ya söylediği gibi. Ayrıca Mustafa Kemal Medeni Bilgiler kitabında şu ifadeleri kullanıyor. Türk milleti Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kur'an'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler. Yani dostlar Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal'i kıskandığı için bu tarz yalan söylemediği birbiriyle örtüşen farklı kaynaklarda apaçık görülmektedir yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmasa ben gene Ağrı haykırmak isterim bütün dünya duysun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resulü. Mustafa Kemal Allah'ı da nizamını da reddetmiş. Onun arkasından bu çıkmış. Mektep kitapları böyle beyanlarla doludur. Şimdi biz de onun fikirlerini reddediyoruz. Büyük bir risk alarak hazırlamış olduğum uzun araştırmalar ve emekler neticesinde belgelere dayalı hazırladığım videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Selamun Aleyküm dostlar.